Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Araf suresinden devam ediyoruz. 134-141. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Burada Hazreti Musa'nın kavmiyle olan durumları bize anlatılmakta ve bizlere önemli mesajlar verilmekte. Şöyle ki: Velemma vaga aleyhimur riczu, azap kendilerine geldiğinde Firavun ve etrafındaki kimselerin, galu dediler ki, ya Musa ud'u lena rabbek bima ahida indek, Rabbinin senin nezdindeki ahdinden dolayı bizim için dua et, bu afeti, bu kötü hali bizden kaldırsın. Le in keşefte anna ricze, eğer bizden bu azabı, bu nahoş hali kaldıracak olursan, lenü'minenne leke, sana inanacağız. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, ve İsrail oğullarını seninle beraber göndereceğiz. Bunlar daha önce iman etmemeye aslında niyetlenmişlerdi. Ne kadar ayet de görsek, ne kadar mucize de görsek biz iman etmeyeceğiz diyorlardı. Ama peş peşe kendilerine bir takım felaketler gelince, işte tufan oluyor, suları kan halini alıyor, bit istilası, kurbağa istilası, çekirge istilası gibi durumlarla karşılaşıyorlar. Bunlar ard arda kendilerine gelince akılları başlarına gelir gibi oluyor ve diyorlar ki, ya Musa, Rabbine bizim için dua et, bu hali bizden kaldırsın. Eğer kaldırırsa o zaman sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle beraber göndereceğiz. Hürriyete kavuşacaksınız. Felemme keşefna anhumur ricze, o musibet halini, o azabı onlardan kaldırdığımızda, ile ecelin humbalihuhu, onların ulaşacakları bir müddete kadar, izahum yenkusun, ama bakarsın ki onlar yine yan çiziyorlar ve yine eski yollarına devam ediyorlar. Fentagamna minhum, biz de onlardan intikam aldık. Feagragnahum fil yemmi, ve onları denizde gark ettik, boğduk. Biennehum kezzebu bi ayatina, çünkü onlar ayetlerimizi yalanlamışlardı. Ve kanu anha gafilin, ve ayetlerimizden gafil idiler. Bundan dolayı onlardan intikam aldık ve onları denizde gark ettik, boğduk. Burası olayların akıbetini, neticesini bize bildiriyor ve devamlı ilahi ayetleri gördükleri halde hala akıllarını başa almayan bu kimseler, hem de söz verdikleri halde akıllarını başına almayan bu kimseler, netice itibariyle suda gark oluyorlar. Olayların ayrıntısı Kur'an'ın başka yerinde anlatılır. Burada bu kadarıyla iktifa edilmiş. Çünkü başka yerde biraz daha ayrıntısıyla anlatılmakta. Zaten Hazreti Musa'nın kıssası Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerine serpiştirilmiş durumda. Biz bunları farklı bölümleri bir bütün halinde okuduğumuzda olayı daha bir bütün olarak görebiliyoruz. Yani parçaları birleştirdiğimizde tabloyu bir bütün olarak görebiliyoruz. Neticede bilindiği gibi Hazreti Musa İsrailoğullarını alıyor, Mısır'dan ayrılıyor. Firavun ve askerleri onların peşine düşüyor ve ta Kızıldeniz önüne kadar geliniyor. Önleri deniz, arka Firavun ve adamları. Orada bir mucize yine gerçekleşiyor. Hazreti Musa aleyhisselam asasını denize bıraktığında denizden yol açılıyor ve o yoldan karşıya geçiyorlar. Firavun ve adamları da geçmek istediğinde sular tekrar birleşiyor ve o şekilde Firavun ve etrafındaki kimseler layık oldukları cezayı buluyorlar. Denizde gark oluyorlar, boğulup gidiyorlar. Allah-u Teala bunu bize anlatırken فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, biz onlardan intikam aldık diyor. Kur'an-ı Kerim وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ der. Akibet müttakilerindir. Takva sahibi olanlar neticede şu dünyada da başarıyı elde ederler. İşte Hazreti Musa ve etrafındakiler çok çile çektiler ama netice itibariyle muvaffak oldular. Firavun ve adamları görünüşte üstün gibiydi. Bütün imkanlar onların elindeydi ama netice itibariyle onlar da
gark olup gittiler. Günümüzün de firavunları var. İşte bir takım ülkelerde despot bir takım idareler, bunlar netice itibariyle şöyle veya böyle bir şekilde cezasını görüyor. İnsanlık tarihine, dünya tarihine baktığımızda günümüzde de bunun çok örneklerini görmek mümkün. Günümüzün de firavunları vardır. Firavun hanedanları vardır. Ve günümüzün de karunları vardır. Ama bunlar netice itibariyle şu dünya hayatında da cezasını bir şekilde çekmektedir. وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَدْعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا Ve müstadaf olan, yani kendilerine hor bakılan, kendilerine zillet verici muamele yapılan o kavmi biz dünyanın arzın doğularına ve batılarına varis kıldık. Yani arzın doğuları, batıları onların oldu ve onlar o şekilde daha önce esir iken artık müstakil devletleri oldu, geniş toprakları oldu. Elleti barakna fiha, mübarek kıldığımız yerler. Etrafını, çevresini mübarek kıldığımız yerler. Bu genelde Kudüs ve civarı, o dönemde oradaki kurulan Hazreti Musa'nın riyasetinde kurulan devlet olarak açıklanır. Ve temmet kelimetu rabbikel husna ala beni İsrail. Ve Rabbinin İsrail oğullarına bu şekilde kelimesi hak oldu. Onlara yapmış olduğu vaat gerçekleşti. Bimen saberu, sabretmeleri sebebiyle. Daha önceki bölümlerde geçmişti. Hazreti Musa kavmine sabredin, akibet müttakilerindir diye anlatmıştı. Demek ki onlar da gereken sabrı gösterdiler ve bu gereken sabrı göstermenin neticesinde Allah-u Teala onları muvaffak kıldı. Bu bir süreç meselesidir. Bu bir birbirini izleyen bir takım olayların neticesidir. Ve bunun neticesinde Allah-u Teala muvaffak kılıyor. Demek ki sabrın sonu zaferdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarının bu kıssasını anlatmak suretiyle bizlere ders veriyor. Ve ilk muhatapları itibariyle düşündüğümüzde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun yanında iman etmiş olan kimseler Mekke döneminde çok zor şartlar altındaydı. Bir nevi esaret tarzında bir hayatları vardı. Kur'an-ı Kerim bu olayları anlatmak suretiyle şu mesajı veriyor. Nasıl ki Musa ve onun yanında olanlar önce çok zor şartlar altındaydı ama neticede galip geldiler. Ve onlara eza edenler, eziyet edenler görünüşte galip idiler ama sonunda perişan oldular. Onun gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve onun yanında olanlar da galip gelecektir. Onun karşısında yer alanlar netice itibariyle mağlup olacaktır. Kur'an-ı Kerim bu gibi olaylarla peygamberimize ve ehli imana ders veriyor. Ve bu sadece o dönem için de bir ders değil, günümüzdeki bütün Müslümanlar için yine bir derstir. Kur'an okuyan herkes akibet müttakilerindir. Takva sahipleri sonunda galip geleceklerdir. Cenab-ı Hakk'ın bu konuda vaadi vardır. Allah vaadini yerine getirmektedir. Tarihten insan bunu görebilmekte. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَوُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ Firavun ve kavminin yapmış oldukları, sanat şeklinde yapmış oldukları şeyleri yerle bir ettik. وَمَا كَانُ يَعْرِشُونَ Ve onların bağları, bahçeleri, onları hepsini helak ettik. Yani Firavun ve etrafındakilerin çok geniş imkanları vardı. Maddi imkanların getirmiş olduğu böyle refah bir hayat seviyeleri vardı. Ve ona göre sanatta, güzel evler, bu gibi şeylere sahiptiler. Ama neticede bunlar hep helak olup gitti. Ellerindeki bütün imkanlar bitti. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اِسْرَائِلَ الْبَحْرَ Ve biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. فَاَتَوْ عَلَى قَوْمٍ Bir kavme uğradılar. يَعْكُفُونَ ala asnamin lahum kendilerine ait putları vardı ve o putlara ibadet ediyorlardı. Yani burada bir başka olaya Cenab-ı Hak geçiyor. O da İsrailoğullarının müstakil bir devleti olduktan sonra başlarından geçen bir takım durumlar.
Ve işte bir denizden geçiyorlar. Geçtikten sonra orada bir kavimle karşılaşıyorlar. Karşılaşmış oldukları kavmin kendi elleriyle yapmış oldukları putlar var. Putlara tapıyorlar. Galu dediler ki İsrailoğulları, ya Musa, ey Musa, icallena ilahe kemalehum alihe. Ya Musa, nasıl onların bu şekilde ilahları varsa bizim için de böyle bir ilah yap. Yani bunlar Mısır'da uzun yıllar işte ineğe tapılan bir toplumda, sığıra tapılan bir toplumda bulundular. Dolayısıyla ilahı da gözle görülür, elle tutulur bir şekilde tasavvur etme ciheti bunlarda daha böyle yaygın olmuştu. Bundan dolayı her ne kadar iman etmiş kimseler olsalar da putperest bir kavme rastladıklarında adeta özeniyorlar. Ve onların nasıl ki ilahları varsa bizim de ilahımızın bir sembolü olsun. Bunu Hz. Musa'dan istiyorlar. Gale innekum kavmun teçhelun. Hz. Musa onlara dedi ki, siz cehalet gösteren, cahillik yapan bir topluluksunuz. İnne haulâ'i, bu gördükleriniz, mütebberun mâ hum fîhim. Yani onların içinde bulundukları şeyler helak olup gidecektir. Ve batılun mâ kânu yâmelun. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıldır, boşa gidecektir. Yani putlara tapan bir topluluk, gece gündüz putların karşısında secdeden başlarını kaldırmasalar da ne fayda görecekler? Ve putlara tapmak onlara dünyada da ahirette de ne getirecek? Tamamen batıl bir şey. Hz. Musa bu noktayı hatırlatıyor. Ve ardından devam ediyor. Gale e gayrallahi ebghikum ilahen ve huve faddalakum alel alemin. O alemlere sizi üstün kılmışken ben Allah'ın dışında size bir ilah mı ararım? Yani bir insan Allah'ı bulduktan sonra başka şeylerin peşinde koşması, sahte ilahların peşinde koşması kabul edilebilir bir şey değildir. İşte Allahu Teala İsrailoğullarına da büyük nimetleri olmuş. Hz. Musa'nın da burada nazara verdiği şekliyle onları alemlere üstün kılmış. Bu alemlere üstün kılınması, yani kendi bulundukları devirlerde Hz. Musa ve Hz. Süleyman devri gibi devirlerde büyük devletleri olmuş ve o bir medeniyet meydana getirilmiş. O noktalara bir işaret var. Yani Allah sizi alemlere üstün kılmışken Allah'ı bırakıp da ben sizin için başka ilahlar peşinde mi koşarım? Ve iz enceynakum min ali firavne, biz Firavun hanedanından sizi kurtarmıştık. Yesumunakum su el azab, onlar en kötü bir azaba sizi sevk ediyorlardı. Yugattilune ebnaekum, sizin erkek çocuklarınızı öldürüyor ve yestahyune nisaekum, kadınlarınızı bir takım kötü emelleri için hayatta bırakıyorlardı. Ve fi zalikum belaun min rabbikum azim. Bunda Rabbinizden size çok büyük bir imtihan vardı ve nimet olarak düşünüldüğünde bu tarz bir kurtarılmada çok büyük bir nimet vardı. Yani dolayısıyla Allah size bu kadar nimet etmişken, size bu kadar ikramlarda bulunmuşken, size hürriyet gibi bir nimeti vermiş, esaretten kurtarmış, bu kadar nimetler size vermişken durup da sahte ilahlar peşinde koşmak, elle tutulur, gözle görülür şeyleri ilah gibi kabul etmek, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Makul bir şey değildir. Hz. Musa kavmine bunları hatırlatıyor. Değerli izleyenlerim, burada tarihi bir durumu da görmekteyiz. Nedense insanlarda böyle ilahı maddi mücessem bir şekilde görme temayülü var. Ve bundan dolayı tarihin hemen her devrinde insanlar doğrudan doğruya bir takım putları kendilerine ilah gibi kabul etmişler. Ve günümüzde bu şekilde sahte ilahlar bitmiş değildir. İşte Hindistan'da hala buzağıya tapanlar vardır. Ve Budistlerin önlerinde heykel vardır. O heykelin önünde ibadetlerini yaparlar. Ve diyelim bir takım kabilelerde, yerli kabilelerde bakarsınız önlerinde totem vardır. Totemin önünde ibadetlerini yaparlar. Bunlar Allah'ı yanlış bilmenin, yanlış yerde aramanın
bir takım tezahürleri. Belki de çıkış noktası şu olabilir. Bazı kitaplarda dikkat çekildiği üzere. Mesela Allah peygamberler göndermiştir. O peygamberleri unutmamak için bunları kendilerine mücessem olarak yapmışlar. Onları hatırlamak istemişlerdir. Ama zamanla bunlar putlaştırılmıştır. Zamanla bunlar adeta ilah haline getirilmiştir. Ve insanlar bunlardan medet bekler bir hale gelmiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bize vermiş olduğu terbiye dersi şudur. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنَنْ دِلَّهِ Yardım ancak Allah'tan. Bu put olarak ifade ettiğimiz şeyler insana fayda verecek şeyler değildir. Belki burada manayı harfi, manayı ismi o noktada düşünülebilir. Yani bunlar Allah'ı hatırlatsa bu noktada İslamiyet'te Kabe düşünülebilir. Biz de oradan Kabe'ye ibadet etmiyoruz ama Kabe'ye yöneliyoruz. Kabe'nin fevkinde ruhumuz Allah'a yöneliktir. Cesedimiz Kabe'ye yönelirken insanın ruhu Allah'a yönelir. لِإِلَافِ Kureyş suresinde فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ifadesi var. Yani bu beytin Rabbine, Beytullah'ın, Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler. Bizler Müslümanlar olarak her ne kadar karşımızda mücessem bir şey var, ona ibadet, onu karşımıza alarak ibadet ediyorsak da doğrudan kendisine ibadet etmiyoruz. Doğrudan doğruya Allah'a ibadetimizi takdim ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda belki de tarih boyunca bir takım o putları yapanlar bir nevi onları kendilerine kıble gibi yaptılar. Ama zamanla kıbleden Allah'a yönelmek gerekirken doğrudan kıble kabul ettikleri şeyleri ilah haline getirdiler ve o şekilde onlara tapar hale geldiler. İşte İsrailoğullarının da Hazreti Musa döneminde bu şekilde mücessem bir put arayışı içinde olmaları, Allah'ı temsil edecek bir put arayışı içinde olmaları böyle bir görüşün, böyle bir anlayışın neticesi. Ama Hazreti Musa bunun ne derece batıl bir şey olduğunu onlara anlatıyor ve onları bu şekilde ilzam ediyor, onları ikna ediyor. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.